Evet, merhaba değerli izleyenler. Bir konuğumla daha beraberiz. Oldukça genç, yakışıklı konuğum var. Onunla röportaj yapacağım. Konumuz nedir? Konumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gördüğünüz konuğum güzel bir şiir okudu, ama öyle bir şiir okudu ki aldı götürdü bizi. Ben de bu güzelliğe kayıtsız kalmak istemedim. Kayıt altına alayım dedim. Arkadaşı size tanıtayım dedim. Onun için konuğum oldu. Kendisi de kabul etti. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi genç konuğumu merak ediyorsunuz kimdir? Gelin birlikte tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tanıyalım seni. Ben Kayra. 17 yaşındayım. Borçlu Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Evet. Kaçıncı sınıf öğrencisin Kayra? 11. sınıf, lise 11. 3. Lise 3 oluyor değil evet. mi? Evet. Borçka Anadolu Lisesi öğrencisin. Evet. 3. senen. 4 yıllık mı? 4 yıl evet. Kayra, nedir hedefin? Hedefim coğrafya öğretmenliği düşünüyorum. Ve televizyon radyo ikisi arasında gidip geliyorum, ama galiba televizyon radyo daha olursan evet, daha inşallah. İyi olur benim için. İnşallah. Çünkü aynı kulvarda oluruz. Tabii. Bir bakmışsın ki siz röportaj yapıyorsunuz benimle. İnşallah, inşallah. Kayra, nereye yapıyorsun? Günlük nasıl gün geçiriyorsun? Günüm sabah kalkıyorum, okula gidiyorum. Okulda işte belirli aktivitelerimiz var. Şiir okuyoruz, geziyoruz, derslerimize giriyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Akşamında eve geliyorum, dışarı çıkıyorum. Bazı geceler kitap okuyorum. Bazen ders çalışıyorum. Spora gidiyoruz, spor yapıyoruz. Sonra tekrar eve geliyorum. Hangi takım tutuyorsun? Trabzonspor. Öyle bile. Maalesef ben Galatasaraylıyım. Nice şampiyonluklar sizin olsun. Teşekkür ederim. Size de diliyorum. Yani. Size de şampiyonluklar diliyorum. Umarım bir gün şampiyon olursunuz. İnşallah. Biraz havamı atayım yani. Hem şampiyon olduk hem gol krallığı olduk. Tabii. Neyse, bu konuyu geçelim. Boşver. Kayra, esas meseleye geleceğim. Değerli izleyenler, Kayra Yıldırım 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Borçka Belediye Meydanı'nda kutlanan gün öyle bir şiir okudu ki hayran kaldım. Ben yıllardır program çekiyorum, yıllardır konuğum oluyor, yıllardır şiir okuyan insanları dinliyorum, ama böylesine içten bir şiir okunmasını ilk kez tanık oldum, ilk kez çektim. Teşekkür ederim. Belki de en az 100 kere dinledim videonu, şiirini. Şiiri okur musun desem? Şu an ezberinde yok ama. Ezberinde çok yok. Pekala. Pekala, hiç sorun değil değerli izleyenler. Röportajın dışında o okuduğu şiir benim Instagram sayfamda var. Oradan takip edebilirsiniz. Şiirin ismi neydi? Gençlik Konuşması. Gençlik Konuşması. Evet. Sevgili Atam diye başladı. Sevgili başladınız. Atam diye başlıyordu. Ama yani öyle böyle değildi ya. Mükemmel okudu. Şiire hazırlandın mı? Kaç gün hazırlandın? Tabii. Nasıl ki oldu? Bir biraz anlatır mısın? Anlatayım. Okuldaki hocalarımla, evde babamla bu fırsatı bana bu arada tanıdığı için okul öğretmenlerime, müdürüme, babam çalıştırdığı için babama, herkese teşekkür ederim. Hı hı. Okulda zaten belirli kadro geliyor, aşağı iniyor, seçmeler oluyor. Hı hı. Sesi en çok oturan arkadaşları seçiyorlar sırayla. Aralarında eleme yapıyorlar. Evet. Bu konuşmaya da beni layık gördüler öğretmenlerim. Teşekkür ederim onlara da. Hı hı. Konuşma için ilk bir ay bir antrenman yaptık. Daha sonrasında da burada 19 Mayıs günü zaten seslendirdik. Gayet de beğenildi. Herkese teşekkür ederim. Ya beğenmemek mümkün mü ya? Sağ ol. Yani şiiri okuman, duruşun, o şeyleri vurgulayışın mükemmeldi. Yani bir bakışların, teşekkür ederim, çok güzel hazırlanmıştın. Çok hakimdin yani. Öylesine şiir okuyayım bitireyim havasında değildin. Yani şiiri okudun gerçekten. O vurgulayışınız beni çok mutlu etti. Duygusallaştım, gözlerim doldu. Herhalde Ulvander Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şiir olunca daha farklı oldu. Ve kayıtsız kalmak istemedim. Teşekkür ederim. Dedim ben bu gençle tanışacağım. Bunu mutlaka kayıt altına almam lazım dedim.
ve bugün nasip oldu. 19 Mayıs'tan bugüne kadar ancak zaman bulabildik. Sanki çok uzaktayız ama çok yoğundum. Çok kalmadı ya, 8 gün bir şey değil yani. Yoğundum. İşte boğa güreşleridir. Sağa sola gidiyoruz, haberler falan. Bugün nasip oldu. Kayıt altına aldım. Hedeflerin nelerdi diye soracağım. Sordum demin de ama televizyon radyo, falan, evet. Televizyon radyo dedin. Onun dışında sporla ilgileniyor musun? Spor yapıyor musun? Sporla futbol oynuyorum, basket oynuyorum, bir de masa tenisi. Daha öyle ek olarak bir spor yapmıyorum. Kayra, başarılı bir öğrenci nasıl hazırlanmalı? Başarılı bir öğrenci nasıl hazırlanmalı? Başarılı bir öğrenci bir kere çalışması lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Ne yapması lazım? O çalışması diyoruz ama çalışman lazım. Çalışsan nasıl çalışsın? Ne yapsın? Nasıl ne yapsın? Bir proje, nasıl plan program uygulasın? Şiir üzerinden dersem çok çok antrenman yapması lazım. Gidip diksiyonunu ayarlaması lazım. Nefes egzersizi yapması lazım. Değil mi? Ses tonunu kendine göre ayarlaması lazım. Mikrofona göre ayarlaması lazım. Heyecan yapmaması lazım. Ortama ayak uydurması lazım. Yani bunlar şiir için bunlar örnek verebilirim. Konuşma için soğukkanlı. Gene aynı şekilde her şey. Bilmiyorum. Diyebileceklerim bunlar. Bunları yaptın sen herhalde. Tabii hocalarım da önce oldu bunları. Öğrettiler. Eğitimini verdiler. Siz nasıl seçtiler şiiri? İlkte yani... ben 9. sınıfken zaten başladım. İndirdiler, tiyatro için indirmişlerdi. Tiyatroda Şerife hocamız vardı. O önce olmuştu, alalım Kayra'yı diye. Evet. Beni aldılar, daha sonrasında memnun kaldılar Gamze hocam. Orada o zamanlar Fatma hocam vardı, şimdi hiçbiri yok, sadece Gamze hocamız var. Onlar önce oldu, bu sene de yeni hocalarımız atandı. Yasemin hocam, Fatma hocam, Rabia hocam, Gonca hocam. Onlar bize yardımcı oldu. Zaten Gonca Hoca beni biliyordu. Gamze Hoca da beni biliyordu. Onlar işte Kayra'yı deneyelim falan. Tiyatro oynadık ilk başta. Belki onu da görmüşsünüzdür. Tiyatromuzu oynadık. Çanakkale Tiyatrosu 12 Mart. Daha sonrasında da 19 Mayıs'ta gençlik konuşması yapalım. İşte sunucu ol veya gençlik konuşmasını sen yap, şiiri sen oku falan. En son gençlik konuşmasında beni karar aldılar. Gençlik konuşmasını da ben yaptım. Evet. Valla iyi seçmişler seni ya. İyi ki seçmişler ya. Gerçekten öğretmenlerini gerçekten kutluyorum. O ses tonun, şiire yatkınlığın, tavrın, fizik hareketin mükemmeldi. Bir kez daha öğretmenlerini kutluyorum gerçekten. Sizi yürekten kutluyorum. Bu şiiri dinleteceğim. Çıktık mı? Pardon. Açayım. Evet, şiiri dinliyoruz. Sevgili atam, ben bize bıraktığın cennet yurdun bir köşesinden sana sesleniyorum. Seni hiç görmedim. Seninle konuşamadım. Seninle aynı havayı nefes edemedim. Sana çiçek sunmak isterdim. Bıraktığın cennetin bahçelerinden dal dal, boy boy, alı yeşiline karışmış demetler sunmak isterdim. Sana İçine yurdumun kokusu sinmiş bir mektup yazıyorum. Her kelimesinde Akdeniz'i, Karadeniz'i göreceğin, her cümlesinde İzmir'i, Ankara'yı okuyacağın ve her ecesinde Samsun'un yaylalarını, çiçeklerini, pınarlarını hissedeceğin mektupta beni, bizi, kısaca tüm ulusumu göreceksin. Mektubumda sana güneşin ışıklarını, toprağımın verimini, yağmurumun bereketini getireceğim. Sana İlkbaharda tohum saçan köylümün çalışkanlığını, tahta başında ders veren öğretmenimin azmini, ekmek ve kitap parası için sokakta simit satan çocuğun alın terini getireceğim. Şehit olmuş asker anasının feryadını, kundaktaki bebeğin hayata ilgisini, okul yolunda bir öğrencinin hayallerini getireceğim. Kim bilir ne çok özlemişsindir anafartaları, Çanakkale'yi, İzmir'i. Belki hala özlemini duyuyorsundur Samsun'a ayak bastığını. Bize ders olarak anlatılan Çanakkale'den, arı burnundan insanının sesini, bandırma vapuruyla Samsun'a yol aldığı Karadeniz'den köpük köpük deniz kokusunu gönderiyor. Aradan geçen bunca seneden sonra biz de seni çok özlüyoruz. Sana şiirler yazıyoruz. Her gün, her an sevecen bir gülümseyişle bize bakıyoruz. Sen bizi duyuyor, görüyoruz. 2024 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında senin başarılarını sahipleniyor, onlarla övünüyoruz. Bilmem bana inanıyor musun? Ben
Seni seviyorum Atatürk'üm. Seni çok seviyorum. Sana ve yurduma layık biri olarak yetişeceğime söz veriyorum. Sen bizlere kılavuzluk etmeyi sürdüreceksin. Senin rehberliğinde çağdaşlığa, uygarlığa, bize gösterdiğin hedeflere, aklın ve bilimin ışığına kavuşacağız. Sensiz olmuyor sevgili Atatürk'üm. Mektubumun sonunda sevgili atam, senden bize inanmanı, bize güvenmeni ve sonsuzluk uykusunda rahat olmanı diliyorum. Bizler hepimiz ileride doktor, öğretmen, mühendis olacağız. Bizler senin yenilikçi, coşkun ruhunu taşıyan Mustafa Kemal'den olarak yetişeceğiz. Sana söz veriyorum. Sana bunları anlatabildiğim için, sesimi sana duyurabildiğim için, ulusumun selamını sana iletebildiğim için mutluyum. Mutluyum. Çünkü artık ben de bir Mustafa Kemal'im. İşte böyle değerli izleyenler, orijinalin Instagram sayfamda var, orada takip edip dinleyebilirsiniz. İşte bu şiire nasıl kayıtsız kalabilirdim ki, ne kadar güzel okudu, siz de hak vereceksiniz. Öyle değil mi Kayra? Sağ olun, teşekkür ederim. Valla iyi ki okumuşsun, iyi ki seni dinlemek, seni izlemek fırsatını yakaladım o gün. Ben mutluyum gerçekten değerli izleyenler. Umarım siz de mutlu olursunuz. Buna kayıtsız kalmak istemedim. Sevgili Kayra'ya günün anlamıyla ilgili bir hediye mi olacak? Bunu kullandığınızda 19 Mayıs'ı, o şiir okuduğun anı ve bizleri unutmazsın. Bir kez de öğretmenlerini kutluyorum. Size yürekten başarılar diliyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerime, müdürüme, müdür yardımcılarına ve babama, aileme, herkese teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepsini kutluyorum. İyi seyirler değerli izleyenler. Paylaşmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.